Ve Datça'da bizim sevgili buradan kulakları çınlasın Ebru Oğuzhan, Tohum Takas'taki bir arkadaşımız burada. Evet. Çok güzel bir yazı yazmışsın Ebru, buradan izliyorsan. Almanlar bizi çok mu seviyor diye. Çünkü Datça'ya davet edilmişler. Cemile Aksak'la falan beraber gitmişler bizim Fethiyeli hanımlar. Evet. Ve orada bir bakmışlar koca bir afiş. Zaten resmini de koymuş Ebru. Frederick Ebert Stiftung. Biliyorsunuz vakıflar vardı ya. Evet, Allah rahmet eylesin, Necip arkadaşımın. Frederick Ebert. Şimdi Frederick Ebert nedir? Frederick Ebert bir Alman vakfı, Sosyal Demokratların vakfıdır. Heinrich Böll Yeşillerin vakfıdır. Konrad Adenauer muhafazakar Hristiyan Demokratların vakfıdır. Bütün bunların bağlı olduğu vakıfta Uda Steinbach'ın başkanlığını yürüttüğü oryantal şark şeyidir. Vakfı vardır orada. Evet, Hamburg'da. Evet. Ben de röportaj yapmıştım zaten onlarla. Bu vakıflar Alman istihbaratının en önemli noktalarıdır. Ve bunlar başlar o ülkenin sivil toplum örgütlerine el atmaya. Evet. Kadınları toplarlar, yok efendim kent bilmem nesi yaparlar. Yok efendim yaparlar. Ha, giderler falanca yerde işte masonik örgütlere el atarlar. Evet. Onlarla beraber hareket etmeye başlarlar. En sonunda bir bakarsınız ülkedeki çeşitli işte sivil toplum diye geçinen dışarının bayileri küçük küçük doğurulmaya başlamayacak. Kanser hücresi gibi evet, de bu. Evet, bunu açın lütfen. Yani. Bunu açacağım şimdi de kızacak çok insan yok, var. Yok yok, açın. Ama bu çok önemli. Kızmasınlar, bunu söylemek zorundayım. Çünkü benim ana konum da bu sivil toplum örgütlerinin tahribatları olduğu için bunları bütün örnekleriyle ben yazdım. Yani sınırlar arasında Avrasyalı olmak, hangi Avrupa, bunlar da hepsini bulabilirler örneklerinde. Ayrıca Mustafa Yıldırım'ın Sivil Örümceğin Ağında diye müthiş bir kitabı var. Bu sırf bunun üstünedir. Ve orada hiç ummayacağınız isimlerle de karşılaşabilirsiniz. Çok anladım. Bayılan Atatürkçü denen isimlerin de neler yaptığı var orada. O bakımdan da çok önemli. Evet. Yani bunlar ufak ufak, mesela ben evvelki sene Kaş'a gittiğimde bir yerin, affedin, tuvaletine doğru ilerlerken tuvaletin cam kapısının önünde kocaman bir afiş gördüm ve diyor ki afişte Kaş Film Festivali ve altında mini minnacık İrlanda'nın kardeş kenti, İrlanda Dublin'in kardeş kenti, Keltlerin en eski tarihinin esas işte vücut bulduğu yer Kaş. Deliye döndüm tabii, hemen araştırmaya başladık. Hakikaten böyle iki günlük bir araştırmanın sonucunda bunların kimler olduğu, işte hangi dış istihbaratlarla kol kola girdikleri, gelen insanların ne iş yaptığı daha önce, hangi ülkelerde nerelere burun soktukları, mesela hangi kiliselerle birlikte çalıştıklarına kadar çıkardım. Çünkü bu kolaydır. Eğer gazeteciyseniz ve nereye gireceğinizi biliyorsanız biliyorsunuz yani. Hemen çıkar. Evet, evet.